Düşürdüğü zaman enflasyondaki düşüş yakın vadede öyle bir öngörünüz var mı? İşte faiz indirimi patikasına girdiysek bu patika hükümetin hedeflediği o tek haneli enflasyon hedefinden döndüğü anlamına mı geliyor? Hepsini konuşacağız. Öncelikle isterseniz şununla başlayalım. İş Bankası Genel Müdürünün bir açıklaması vardı. Kendisi dedi ki kurun seviyesini özellikle yukarıda tutup belirli bir üretim ihracat modeli yapılmaya çalışıyor dedi. Bu açıklaması kıymetliydi çünkü yeni ekonomik model diye bir kavram kendisi kullandı. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Ne anlamamız gerekiyor bu ifadeden? Şimdi Naz Hanım, geçen hafta 3 Ekim 2021 tarihi Türkiye ekonomi tarihi için önemli bir tarihti ve bu tarih maalesef yeterince ilgi ve alaka gösterilmeden geçip gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 91. yılıydı geçen pazartesi günü. Dolayısıyla bu saygıdeğer kuruluşun 91. yılını şahsım adına ben kutluyorum. Merkez Bankası'nın kurulduğu süreç ve o noktaya bizi getiren problemlere baktığınız zaman Osmanlı'dan 1931 yılına kadar 3 Ekim 1931 yılına kadar iktisadi sistemdeki temel arayış nakit istikrarıydı. Yani bir paranın olmayışı ve para benzerleri ekonomide tedahül ederken bu para benzerlerin de bir türlü istikrarının sağlanamamasıydı. Bunun temel sebebi ise uzmanlara ve o günün şahitlerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı'nın nakit istikrarı sağlayabilecek döviz gelirlerinin olmayışıydı. Zira merkez bankacılıkta ne kadar teknik detaya ve açıklamalara başvursanız da temel ve ana fonksiyon ve ana ilişkiler hiçbir zaman değişmez. Bir paranın istikrarı o ülkenin döviz kazanabilme, döviz gelir yaratabilme kabiliyetine bağlıdır. Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde maalesef bu istikrarı sağlayacak düzeyde döviz geliri yok ülkenin. Özellikle ilginçtir Naz Hanım, Osmanlı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde herhangi bir nakde çıkan piyasadaki tedavül eden para benzerlerinin karşılığı olabilecek döviz ihracat yoluyla değil borçlanarak elde edilmekteydi. Yüksek borçlarla. Bugün bunun bir benzerini de biz yaşıyoruz. Gerçi zaman zaman siyasi liderler ortaya çıkıp döviz rezervlerindeki miktarlar üzerinde spekülasyon yapmayı uygun görüyorlar. Diyorlar ki 128 milyar doların nereye gittiğini soruyorsunuz ama bakın döviz rezervlerimiz 122 milyar dolara geldi. Bu elde edilen döviz miktarı swap denilen Osmanlı devletinde de yapıldığı şekliyle borçlanarak kasaya konulan paralardan oluşmaktadır. Dolayısıyla elden elde ettiğiniz, borçlanarak ve faiz vererek elde ettiğiniz bir parayla, borçlanmayla nakit istikrarı sağlayamazsınız. Sayın İş Bankası Genel Müdürünün söylediklerini anlamlı buluyorum ve saygıyla karşılıyorum. Ancak ilgili kişilerin belki yaşları müsait değildir bilemiyorum ama Osmanlı'dan bugüne nakit istikrarı sağlayabilmek için bu ülkenin hangi aşamalardan geçtiğini de bilmeleriniz son derece de önemli olduğunu düşünüyorum. Elin parasıyla borçlanarak bu yapılamaz. Şimdi gelelim ikinci kısmına sorunuzun. Bir model var mıdır ortada? Elbette bir model yoktur. Nasıl bunu söyleyebilirler? Yani bir bankacı gözüyle bakıldığında belki buna model diyebilir ama bir iktisatçı gözüyle bakıldığında bütün ekonomiyi kapsayan, bütününü kapsayan bir politika söz konusu değildir. Sayın İş Bankası Genel Müdürünün iyi niyetini bir tarafa bırakarak
Türkiye 1980'lerden beri uygulamaya çalıştığı düşük ücret politikasıyla ihracat artışı sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğru değildir. Bir dönem için doğru olan bu artık Türkiye'nin genel pratiği olmuştur. Buradan dönülmelidir. Artık Türkiye'nin kalkınması için ücret gelirleriyle, emeğiyle orta sınıf yaratma noktasına gelmesi gerekir, gelmelidir. Düşük ücret politikalarıyla değil. Dolayısıyla bu ücret politikası, gelirler politikası net bir şekilde tanımlanmadan, burada bir farklılık ortaya koymadan yeni bir modelden bahsedebilmemiz mümkün değildir. Öner Hocam, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi belki şu anki ekonomi yönetimi Osmanlı dönemindeki işte borçlanarak büyüme konusunu kendisine model olarak almış olabilir mi? Ne dersiniz? Zaten çok fazla Osmanlı şeyleri var, sevgisi var. Elbette bizim de temellerimiz Osmanlı'dadır. Osmanlı'nın çok değerli katkıları vardır ve çok sofistike bir toplum düzeni Osmanlı. Yani sloganlarla ve bir takım işte başlıklara çekilebilecek ve kamuoyunda ilgi uyandırabilecek şeylerden ibaret değildir Osmanlı. Osmanlı'yı bir bütün olarak düşünmek lazım. Ama benim anladığım kadarıyla aynı Osmanlı'da olduğu gibi ekonomideki gerçek problemlere o gün de olduğu şekliyle bugün de parmak basılamıyor siyasi ve dışsal koşullar sebebiyle yan yollara sapılıyor. O zaman da ister istemez iktidarlar ve yetkililer kendilerini istenmeyen durumlar içerisinde bulabiliyorlar. Bu da onlardan birisidir. Bütüncül bakarsak söylemine AKP iktidarının uzun zamandan beri kullandığı bir Osmanlıcılık vardır. İşte Abdülhamit'e kadar giden ve Abdülhamit'i ayrı bir yere koyan. Ama aynı zamanda iktisat politikasının da bugün beğenmediğimiz ve Osmanlı'da Osmanlı ekonomisinde de çıkmaza sürükleyen uygulamaların da kaynağı yine Abdülhamit dönemindeki uygulamalardan yola çıkmakta. Dolayısıyla bu şekilde bir benzerlik bilinçli olmasa da olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden ancak şunu da söyleyeyim Nazan'ım, bugün Osmanlı diyenlerin, Abdülhamit diyenlerin o döneme özgü net bir tavırlarının ve bilgilerinin olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla o sadece bir analoji yapmak, siyasi söylemlerinde garnitür halinde sunmaktan öteye gitmiyor. Gerçek manada bir Osmanlı bilgisine, Osmanlı ile ilgili herhangi bir donanıma sahip olarak ortaya çıkılmıyor. Sadece bir söylemi doldurmak, o günkü işte promptodan okunan bir takım açıklamaları kamuoyuna yansıtarak gündem geçirmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, dediğiniz gibi aslında bir şeyi savunmak için çok da iyi bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bir altyapı gerekiyor onun için. Şimdi enflasyon konusuna geçelim isterseniz. Çünkü gelen mesajlardan da görüyorum. Şöyle mesajlar geliyor. İşte açıklanan enflasyon %20 civarında. Tabii Veysel Ulusoy hocamız da ENAK'la birlikte hesaplama yapıyorlar. İşte %40'ları buluyor açıklanan enflasyon. Daha zirveye geldik mi, gelmedik mi? O zirveden sonra, çünkü düşüş başlayacak pik dediğimiz noktaya geldikten sonra. O tepede miyiz şu anda, ne dersiniz? Ya da bize bir çetin kış mı bekliyor? Çetin kış bekliyor elbette. Hem de çok çetin bir kış bekliyor. Bu biraz önce ifade ettiğiniz düşünceler iyimserliğin hakim olduğu 1-2 ay öncesinin düşünceleri. Yani böyle açıklama yapılıyordu gerek hükümet yetkililerinden gerekse piyasa aktörlerinden. İşte baz etkisi ortadan kalkacak. İşte biz Ağustos ayında ilk söyleme oydu, pik yapacağız. Daha sonra düşüş gerçekleşecek. Zaten dünyada ortaya çıkan enflasyon da geçici bir enflasyondu. Kalıcı etkileri olmayacaktı. Oysa dünyada şartlar değişiyor. O geçici denilen enflasyon birçok ülke ve birçok merkez bankası için endişe kaynağı oluyor. Öyle ki herhalde Türkiye dışında hiçbir banka yok ki
faiz arttırmasın. Bir biz düşürdük ve anladığım kadarıyla da Merkez Bankası Başkanı'nın geçen günkü açıklamalarından da anlıyoruz ki bir sonraki toplantıda da böyle bir eğilim içerisine girecek Merkez Bankası. Aksi takdirde kendisi hakkında söylenilen, kurum hakkında söylenilen o talihsiz tahminler gerçekleşecek diye bekleniyor. Dolayısıyla ben herhangi bir pike geldiğimizi düşünmüyorum. Hala tırmanıştayız. Özellikle üretici tarafında çok ciddi riskler var. Çok ciddi fiyat artışları var. Enerji fiyatları keza aynı şekilde. Ve dünya ekonomisi nazanım COVID sonrasına tam manasıyla adapte olamadı. Aşırı talep patlaması ve beraberinde gelen fiyat artışları ülkeleri ister istemez karbon yakıtlara doğru yönetmeye başladı. Bir taraftan ham madde maliyetleri, ana metallere bakın. Geçen ayki yani Eylül ayı içerisindeki ana metal, üfe içerisindeki ana metallerdeki fiyat artışı %100 oldu. Türkiye'nin üretimi dışarıya ve ithalata bağımlı. Bu mallar gelmeden üretim yapılamıyor Türkiye'de. Doğal olarak firmalarımız bu arz kısıtlarını kısa dönemde aştılar. Çünkü daha ucuz olduğu dönemlerde bunları stoklayarak bugünlere kadar geldiler. Daha yeni stok almadılar. Yeni siparişleri daha gelmedi. Geldiği zaman daha yüksek fiyatlarla gelecekler. Bunların nasıl yansımamasını beklersiniz? Elbette bunlar yansıyacak. Zaman içerisinde üfenin %45'ler seviyesindeki üfe TÜFE'yi etkileyecektir. Bunun yanı sıra dünyadaki gıda fiyatları Türkiye'nin çok üzerinde %30'ların üzerinde ve gıda fiyatlarında artış var. Türkiye'deki Eylül ayı artışı %29. Bu az mıdır? %29 gıda fiyatlarındaki artış, bunu nasıl kontrol edeceği yönünde herhangi bir tedbirin alındığını veya görebiliyor musunuz açıklandığını? Sadece bir zincir komite var. Komite zincir marketler nezdinde terör estiriyor. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Yani siz habercisiniz. Yani bu fahiş fiyat denetimlerinin arkasından hangi fiyat düşmüştür? Nereye gelmiştir? Yani bunun bir hesap bilirliği var mıdır? İlgili komisyonu kurmak kolay. İnsanları o masalara, sandalyelere oturtmak kolay. Ama hesap vermeye gelince hiç kimse yok ortada. Evet. O zaman hesap versin birileri. Yani ne yaptınız siz? Fiyat kontrol komitesi olarak böyle bir direktif verdiniz. Bunun neticesinde de ne yaptınız? Nasıl bir sonuç elde ettiniz? Bunu kamuoyu merakla bekliyor. Evet hocam, dediğiniz gibi aslında bu zincir marketlere denetimler gibi bir takım önlemler geçmişte de yapılmış, ancak enflasyonu düşürmede hiçbir katkısı da olmamış. Ne dersiniz, acaba biz bu enflasyonun sebebini mi anlamadık? Şimdi bilimsel yöntem nedir? Sebep sonuç ilişkisi. Belirli sebepleri ortadan kaldırmadıkça sonucun da değişmesini beklemek pek de akıl kârı değil diye düşünüyorum. Mesela Cumhurbaşkanı ne diyor, işte yöneticiler ne diyor? Hala Cumhurbaşkanı gerçekten yüksek faizin yüksek enflasyon doğurduğuna mı inanıyor? Yani sizce bu noktadan sonra ne yapılması gerekiyor? En azından biz vatandaş olarak nasıl önlemimizi almamız gerekiyor? Siz değerli hocalarımız ne yapılması gerektiğini ekranlarda, sosyal medya hesaplarınızdan, köşe yazılarınızdan, makalelerinizle çok güzel bir şekilde bizleri aydınlatıyorsunuz. Ama biraz daha halka indirgersek durumu, ne yapılması gerekiyor? Şimdi Bu enflasyonla mücadelede hükümet tek boyutlu gidiyor. Bu çok boyutlu bir olay. Yani bunun arz tarafı var, talep tarafı var, şu var, bu var. Sanırım sizin programınızdaydı ya da kanalınızdaydı. Daha önce de açıklamıştım. Artık Türkiye'deki enflasyon farklı bir boyut kazanıyor. Yani şunu söylemek kolay. Efendim işte kur arttığı için bu maliyetleri de arttırıyor ve beraberinde enflasyonist bir süreç başlıyor. Hükümet de aslında bir bakıma bu algı üzerine politikalarını inşa etmeye çalışıyor. Ancak burada da daha önce ifade ettim, burada değilse başka bir yerde, artık enflasyon, Türkiye'deki enflasyon beklentilerin bir fonksiyonu oldu. Artık hükümetin ciddi bir şekilde şapkayı önüne koyması ve bu beklenti yönetimini iyi yapması lazım. Yahu Reuters'ta bir haber çıkıyor.
arkasından Financial Times'de bir haber çıkıyor. Bunlar ciddi kurumlar. Evet. Ve bu kurumlar bu haberleri yaparken öyle yani işi sağlama bağlayarak bu açıklamaları yaparlar. Kaldı ki Naz Hanım, o haberleri daha yayınlanmadan önce bu arkadaşlar cesaret göstermişler, yayınlamışlar. Ondan önce zaten biliniyordu, piyasada onlar konuşuluyordu zaten. Durduk yerden mi çıktı o haberler? Bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Beklentileri kontrol edemeyen bir hükümetle veya bir yönetimle karşı karşıyayız. Merkez Bankası doğru düzgün bir iletişim politikası izlemiyor. Buradan kastettiğim şudur. Merkez Bankası ak dese piyasa onu kara diye algılıyor. Kara dediği takdirde de ak olarak algılıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kredibilitesi, inanırlığı ortadan kalkmıştır. Bu inanırlık olmadan hiçbir enflasyonla mücadele politikasının başarılı olabileceğine şahsen inanmıyorum. Aksi takdirde kiracının karşısında ev sahibinin evlere kiraya yapacağı zama biz nasıl karar vereceğiz? Neye göre? Bu ev sahibinin bir şeye inanması lazım. Kontratlarımızı yaparken, değil mi? Tasarruflarımızı bankalara ödünç verirken bir şekilde beklentilerimizin olması lazım. Bu beklentilerimizi yönlendiren Merkez Bankası'na ve Merkez Bankası ile ilgili yetkililere duyduğumuz güvendir. Şu anda böyle bir güven yok ki. Kaldı ki Merkez Bankası'nın ne yapacağı yönünde de ciddi bir belirsizlik var. Kural temelli bir para politikası izleyen Merkez Bankası'nda böyle şey olmaz. Buna hiçbir şekilde insanlar şey vermez. Özellikle orta vadeli programa enflasyon hedeflemesine devam edecektir dedikten sonra bu uygulamaları yapıyorsanız, bu uygulamaları yaptığınızı söylediğiniz hoca sizi sınıfta bırakır. Böyle sınıf geçilmez. Kesinlikle. Çünkü bu yapılanın enflasyon hedeflemesiyle veya kural temelli bir politikayla ilgisi yoktur. Tam manasıyla kuralsızlık ekonomide ve para politikasında hakimdir. Dolayısıyla bunu düzeltmeden enflasyonla mücadele konusunda ciddi bir eylem planı açıklamak mümkün değildir. Önce güvenilirlik, önce inanılırlık, önce beklentilerin olumlu hale çevrilmesidir. Evet. Bunu da yapacak olan Merkez Bankası'nın bağımsızlığıdır. Bağımsızlığı, kredibiliteyi sağlamak konusunda hayati bir önem taşıyor. Dediğiniz gibi beklentileri de yönetmek noktasında aynı zamanda. Bana göre, Naz Hanım, bana göre diğer konuların hepsi teferruattır bu aşamada. Evet, güvenilirlik, şeffaf olmak, beklentileri karşılayabilmek. Şimdi biz dışarıda da haber yaptığımız zaman vatandaşın inancı şu yönde. Evet, diyorlar şu anda fiyatlar yüksek ancak fiyatlar inişe geçecek. İşte birisi diyor ki evet şu an gerçekten çok yüksek gıda fiyatları, işte üst baş alırken geçen seneye kıyasla epeyce vatandaş zorlanıyor ama düzlüğe geçeceğiz diye bir beklenti var. Ama sizin de dediğiniz gibi bir yandan yükselen enflasyon, işte hem yurt dışından gelen baskı hem kur artışlarından gelen bir baskı söz konusu. Bu ne kadar sürdürülebilir şu anda bulunduğumuz ekonomik şartlar? Bunun çok uzun bir süre sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Biz bunları yaşadık geçmişte. 90'lı yıllar, işte 88'den sonra, 87'den sonra Türkiye ekonomisinin içine düştüğü durum bunu gösteriyor. Ancak o dönemlerde şöyle bir şey vardı. Türkiye'nin de işlerin ne kadar kötü gittiğini muhasebe hesaplarından biz görebiliyorduk. Şimdi bunu görebilecek imkanlarımız yok. Yani bütçe dışı çok harcama var Türkiye'de. Dolayısıyla o bütçenin neyi temsil ettiği konusunda da insanların şüphesi var. Yani AKP iktidarının 19 yılda başardıkları arasında da kamunun yaptığı harcamaların önemli bir kısmının bütçe dışına çıkartılmasıdır. Bu köprüler, yollar, barajlar, havaalanları falan yapıyorlar ya. Bunların hepsi işte özel sektörle işbirliği içerisinde yapılıyor ve ödeme zamanı gelene kadar da bütçede bu rakamlar harcama olarak muhasebeleştirilemiyor. Dolayısıyla temel problem budur. O yüzden bu 2001 yılındaki krize bizi getiren problemler ve sıkıntılar
Türkiye'de tekrar başlamış durumda. Dolayısıyla biz bunlarda yol kat etmiştik Nazan'ım. Ancak son 2017'den sonra Türkiye ekonomisi ciddi bir şekilde geriye gitti. Bizim iktisatçıların çok korktuğu politikalardan geriye dönüş başladı. Korkarım yine 90'lı yılların bir benzerini yaşamak üzereyiz Türkiye'de. Ancak bunu ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. O da anlayışla bir değişiklik yapmak. Ancak sıkıntı şurada. Bunu da açık bir şekilde söyleyelim. Yani siz ısrarlı bir şekilde vatandaşın merak ettiği sorunun cevabını almaya çalışıyorsunuz. Yani vatandaş ne zaman şeye geçecek? Yani rahatlayacak. Rahat edecek, bunun haklı evet. olarak cevabını almaya çalışıyorsunuz. Ben ise şunun cevabını vermek istiyorum. Bu koşulları yaratan sebepleri vermeye çalışıyorum ki bu, sizin sorunuza bağlayacağım. Bu sebepler ortadan kalkarsa vatandaşın rahat edeceği zaman da günlerde başlayacak. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Dedim ya, anlayış değişikliği lazım. Ancak mevcut iktidar kombinasyonu böyle bir anlayış, ekonomide anlayış değişikliğine izin vermiyor. Yani zamanında Sayın Cemil Ertem'in ifade ettiği gibi köşe yazarında bir Erdoğanomics arayışı içerisinde hükümet ve belli bir sermaye grubunu kollama peşinde ve bu şekilde alternatif bir sermaye birikim modelini hayata geçirmek istiyorlar ve bu politikayı izliyorlar. Bunun yolu da kamu harcamaları ve inşaat harcamaları gibi harcamalar. Bu yolla devlet üzerinden belli kesimlere kaynak aktarılıyor piyasa mekanizması üzerinden. Bu anlayış budur. Bu anlayış iflas etmiştir. Artık ekonominin böyle bir kaynağı yoktur. Eğer hükümet bu politikada devam etmeye çalışırsa bunun neticeleri enflasyonist olacaktır. Enflasyonist, yani mal ve hizmet fiyatlarında fiyat artışı olarak karşımıza çıkacaktır. Enflasyonist olacaktır. Kurlarda fiyat artışı olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla bu anlayışı değiştirmek lazım. Ancak siyasi kombinasyon mevcut iktidardaki bu anlayışı değiştirmekte imkan sağlamıyor. İvedilikle ekonominin düzlüğe çıkabilmesi için sistemle ilgili problemlerimizin ortadan kalkması lazım. Bunun yolu da seçim elbette. Seçim. Başka yolu yok. Peki şu yüksek enflasyonun biraz da siyasi tercih olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu acaba iktidar yüksek enflasyonu bir noktada inkar mı ediyor? Şimdi Ekim ayının sonunda faiz toplantısı da olacak. Beklentiler faiz indirimi olacağı yönünde. Böyle bir faiz indirimi patikasına girdiğimiz gibi de bir izlenim var. Gerek Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bunu alabiliyoruz. Gerekse para politika kurulu toplantısındaki o metindeki satır aralarından bir faiz indirimi patikasına girdiğimiz yönünde görüşler hakim. Siz hocam ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bir siyasi tercih mi yüksek enflasyon? Bir de görüşlerinizi alalım. Toplantıdan beklentiniz nedir? Baştan söyleyeyim. Beklentiden düşüş yönünde beklentim var. Yani faizleri düşürme yönünde beklenti. Herkes aşağı yukarı aynı şekilde düşünüyor. Elbette bu bir siyasi tercihtir. Yani iktidar biraz önce ifade ettiğim gibi bir modele sahip. Yani Sayın İş Bankası Genel Müdürü'nün ifade ettiği şekliyle bir model değil bu. Bu model 2013 yılından beri, belki biraz daha geriye de gidebiliyor, uygulanan bir politika bu. Yani devlet eliyle kaynak transferi yapılan bir sermaye birikimi yaratabilmek belli ellerde, kendi tercih ettiği ellerde bu birikimi sağlayacak. Bu başlı başına bir siyasi tercihtir ve o sermaye birikim modelini devam ettirebilmek için de fona ihtiyaç var. Bu fonları da Merkez Bankası kaynakları üzerinden ve yine çok sevgili Genel Müdürümüz, İş Bankası Genel Müdürümüz ve temsil ettiği sektörün, özel bankacılık sektörünün üzerine baskı kurarak onlar üzerinden sağlamaya çalışmaktadır. Tamamıyla siyasidir.
O yüzden de diyorum ki bu anlayışın devam etmesi gerek, anlayışın değişmesi gerekir. Değiştiği takdirde de elbette Merkez Bankası'nın para politikasının öncelikleri de değişecektir. Bu öncelikler değişmeden Sayın Genel Müdür'ün de ifade ettiği tarzda bir ekonomik büyüme modelindeki değişmeden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü ekonomik büyüme sadece reel sektörü ilgilendirmez. Aynı zamanda onunla bütünleşmiş, entegre olmuş bir para politikasını da, para politikası mekanizmalarını da gerekli kılar. Birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla sizin kanalınızla ilgili başkanı da diyorum ki bu taraf böyleyken öteki tarafta nasıl bir değişim oluyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Peki Öner Hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hocam. İnşallah, teşekkür ederim ben de. Evet, değerli